Biden'ın ziyareti ibretlik fotoğraflar, kareler, açıklamalar ve ders alınacak fotoğraflar ve kareler de var. Öncelikle onu belirtmek lazım. Şimdi ibretlik dediğimiz nedir? Bu karede 21. yüzyılda yaşanan en büyük vahşetin, soykırımın mimarları duruyor o buluşmada. Yani Biden ve Netanyahu. Birisi bunu destekleyen ülke, bu politikanın yapıcısı, diğeri de uygulayıcısı. Yani bunlar ikisi birbirinden ayrılmaz parça. Bunların ikisini birbirinden ayırmak, farklı mülahazalarda bulunmak, birinin ötekine göre daha iyi olduğunu söylemek imkansız. Dolayısıyla biraz önce dediğim gibi hastane katliamında yaşananların tüm sorumluları, başta bunu yapanlar, uygulayanlar, daha sonra da buna destek veren her kimse işte burada görüksüyor. Dolayısıyla ABD Başkanı'nın bu ziyaretinde yapmış olduğu açıklamada demokrasi, İsrail demokratik bir ülkedir dedi. Hamas'a terörist dedi. Bakın bu iki kavram ben bütün programlarda söylüyorum. ABD'nin kendi dış politikasını uygularken bu kendi iç kamuoyunda algı yaratmak ve iç kamuoyunu konsolide etmek için kullandığı iki temel kavramdır. Ya demokrasi götüreceğim der, ya bir yerdeki bozulmuş demokrasiyi tekrar düzelteceğim der, ya da bir ülkeye, demokratik bir ülkeye saldırı var, ben buna müdahilim der. İşte burada olduğu gibi. Yani İsrail demokratik bir ülke, bölgedeki hiçbir ülke İsrail kadar demokratik değil. Herkes burada farklı bir yapıda. Aslında şunu da kastediyor. İsrail demokratik bir ülke. Hamas terörist. Hamas'a destek veren ülkeler de terörizme destek veriyor anlamında. Daha ileride de bunu söyleyecek. Ya da üçlü kapı dedi bunu. Yani Hamas teröristtir dedi. İsrail demokratik ülkedir dedi. Şimdi bu savaş genişlerse, Filistin'e destek verenler artarsa, ülkeler artarsa, Filistin'e destek veren ülkeler bu olayda aktif rol alırsa, o zaman ne diyecek? Biz demokrasi için mücadele ediyoruz, demokrasi götürmek için oradayız, var olan demokrasiyi korumak için oradayız, teröristlerle mücadele ediyoruz, ama bizim terörizmle mücadelemize oradaki terör örgütlerine destek veren ülkeler var diyecek. Ve destek veren Filistin davasına destek veren tüm ülkeleri teröre destek veren ülkeler olarak suçlayacaktır. Ve onlara da müdahale edebilmenin kapısını aralayacaktır. Esas politika budur. Yani onlara kim destek veriyorsa onlara da müdahale etmek için kapıyı aralamak, onun zeminini hazırlamak, onun için kamuoyu yaratmak için bu açıklamalar yapılıyor. Dolayısıyla buradaki altıncı filonun yani bu ABD donanmasının burada iki filo şeklinde tertip vermesinde başka izah tarzı yok. İngiltere'nin buraya donanma yollamasının başka izah tarzı yok. İbretlik olan nedir? Düzeltiyorum. Ders almamız gereken nedir? Bakınız, uçaktan indikten sonra sanki Netanyahu saldırıya uğramış, mağdur olmuş, çocukları, İsrail çocukları, kendi başlarından çocuklar ölmüş. Kadınlar ölmüş, şehirde yıkılmış bir lider kucaklar gibi Evet. O işte ve görüntüleri de samimi getirelim bir şekilde yandan. kucaklıyor.